Gaziantep'e 25 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Burası Osmaniye-Nurdağ yolu üzeri sevgili izleyiciler. Şimdi doğa ve bak Mustafa bak. Et pirzola diyorlar bak et pirzola et sevgili izleyiciler. Cennet'teyiz sevgili izleyiciler. Şimdi mola saati olarak yeni bir yer keşfettim. Bu yeri keşfetmemdeki en büyük amaç tabii ki karnımızı doyurmak. Karnımızı doyuracağız ama bence isabetli bir et yemek gerekiyor. Et pirzola da iddialı Mehmet Usta'mız var. Mehmet Usta bize et pirzolayı hazırlayacak. Doğayla baş başa yiyeceğiz ve sindireceğiz. Hadi beni takip edin. Trende yollar kalabalık, gel gir koluma. Trende yollar kalabalık, gel gir koluma. Mehmet abi burada mı? İş yeri sahibi burada mısınız? Selam aleyküm. Neredesin abi? Aman etlere bak etlere. Mustafa gel bak. Burası benim. Nasılsın abicim? Ne var ne yok abi? İyiyim valla sizi sormalı. İyi abi valla. Siz de iyisiniz. İyi abi valla ben pirzola yemeğe geldim. Öve bitiremediler. Valla dedim gideceğim. 25 kilometre olsa gideceğim. Abi bizim burada pirzola zaten. Eyvallah. Aman abi. Pirzola. İşte abi. Mehmet Usta. Kuzeti. Gel Mehmet abi yanıma gel. Önce seni bir tanıyalım. Ben Gaziantep'liyim. Beylerbeyi köyündenim. Buraya yeni bir lokanta açtık. Yeni açıldı. Yeni açıldı daha bir ay zarfında oldu. Cerit yeni yapan köy burası. Cerit yeni yapan köy. Evet. Sof dağlarının etekleri burası. Sof dağlar gerçekten. Tabii. Sof dağlar. Yayla manzarası. Etlerimize gelince Guzet'inden özel seçme alıyoruz. Gösterelim istersen. Tabii. Normalde etlerimiz yaylalarda yetişen, sof dağlarında yetişen. Aynen. Kuzeti. Aynen Guzet'i. Yalnız etlerini bitiremedi müşterilerimiz. Evet. Ben de bir not vereyim artık değil mi? Sen de yiyeceksin vereceksin tabii. Abi bu pirzolayı birçok yer yapıyor ve ne bileyim farklı lezzetler sunuyor. Kimi sosluyor, kimi sade yapıyor. Gerçekten et nasıl olmasın? Abi pirzola eti sade, tuz, az sudan şey mi? Çekik abi çekik. Az. Çok az. Duz çekik. Başka buna ya. Hiçbir şey atılmaz. Sadece tuz ve az bir şey kekik. Çekik. Mustafa başka gel, bir şey bak, yok. Bak göster abi. Şöyle gösterelim. Etlerimiz bunlar. Tabii. En sonunda hazırlanış şeklinde bunlar. Günlük bizim zaten. Günlük yapıyoruz. Günlük aldığımız şeyler. Yalnız abi Antep'e 25 km uzak diye yakınanlar olur ama bence burası için değer. Çünkü zaten merkez Dedeman Oteli'yle 10 kilometre var. 12 kilometre abi. Dedeman Oteli'nden 12 kilometre. Bir ikincisi bizim bu etlerimizi de onu da soracak olursan Antep'te büyük baş kesiyorlar. 60-65 kiloluk mesela koyun. Tamam, onlardan almıyoruz biz. Tamam, almıyorsunuz. Hayır, kuzu eti. Biraz daha mı? Tabii ufak olacak. 35-40 kiloluk, 30-35 kiloluk. Tabii o lezzet verir buna. Yoksa diğer şey olmaz yani abi. Mehmet Usta başlayalım. Acıktım valla. Başlayalım. Usta bize hazırlıyorsun değil mi? Hazırlıyor abi. Şöyle Mustafa gel bak bizim ocakta atılmış. Gel. İşte pirzola. İşte bak sulu. Harika görünüyor. Kuşan gel yanıma güller altına. Nasılsın abicim? Ne var ne yok? Hoş geldin abi. Muhtarımız aynı zamanda sevgili izleyiciler. Muhtarım. Mehmet Usta'mız bir et yaptı. Tadından gelişilmiyormuş. Aman ya. Anlatan bitiremiyormuş. Afiyet şeker olsun. Aman ya Rabbi tövbe. Yani bunu burada gelip de yemeden gidenin ya gözü görmüyor ya aklı yok. Aynen. Ya gözü burayı görmüyor ya da aklı yok. Şuna bak maşallah. Benim gözüm de görüyor aklım da var. Ben yiyeceğim. Yiyeceksin değil mi? Muhtarım. Afiyet olsun abi.
taraftan şu tadına bakalım. Vallahi biz her gün yiyoruz. Evet. Sen vallahi şöyle bir lezzete bakayım. Evet. Evet. Şu yapıyor ya. Müsaaden de bak. Afiyet olsun. Sular akıyor. Canlı. Bizzat midede buluşacak. Afiyet olsun. Eyvallah abi. Afiyet yalnız abi. Vallahi ya. Sen şu sudan olmadın ya. Burada bak. Daha sulu yerlere bak. Mustafa yaklaşır mısın? Belki benim hele abartıyor diye düşünebilirsiniz. Ya bak. Etin suyunu bizzat burada görüyorsunuz. Sadece tuz ve kekik değil mi Mustafa? Aynen. Yalnız. Başka zaten bir şey olmaz. Bizim söylediğin olarak kadardan daha fazla. Yalnız guzet olacak. Kuzu. Guzet. Yalnız var ya ben bayıldım abi. Guzet. Harika valla. Birken su yürüyün değil mi? Suyu da, sular da var. Abi ne yok ki? Salata desen öyle. Yalnız burası softa. Arkamız yayla. Burası lezzet mekanı. Burası Antep yolu. Ne demek gerekiyor muhtarım? Yani burası Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir yol. Eskiden Türkiye'nin yükünü çeken bir yol burası. Şu anda tekrar çekmeye başladı. Maşallah subhanallah biz buradan öbür tarafa geçemiyoruz. Ya burada ben sanki arkamda bir şeyler görüyorum. Hadi bak. Bir şeyler görüyorum. Anam. Ulan ne geziyorsunuz orada gelirseniz. Ama bunlar kim ya? Bunlar. Senin bahçede ne geziyor bunlar? Aşıklar bunlar. Aşıklar. Allah Allah. Hele bizim köyün kanavalar beyler, paşalar beyler. Bir araya gelsin de gel de gör. Gel de gör. Acı kahven içisin de gel de gör. Abi bizim bahçede gel de gör. Bahçede ne geziyorsunuz siz bizim ya? Abi işte biz buraların bu yaylanın adamıyız. İşte aşık. Yeni yapanın. Aşık baba hoş bulduk abi. Nasılsın koç? Sağ ol koçum, sağ olasın ha. Şimdi senden dinliyorum. Anam senden, babam senden. Dedem de oradan. Dinleyelim. Söyleyin babam adalala yatmasın. Oğlum gelir diyelim alamıyorlarıma bakmasın. Görpe yavrular da hasretimi çekmesin. Vurma zalim vurma ben bu yaradan ölmem. Yemin ederim ki ne de mayına gelmem, kaçağa gelmem. Mavi dedesim var aman aman mavi dedesim. Aşıklarımız dağlardan geliyor değerli izleyiciler. Sof dağlarından geliyorlar. Her an burada böyle bir sürprizle karşılaşabiliriz diye muhtarım. Evet yani burası böyle ya. Ya bu yaylada yaşayan işte ya türkü söyler ya da var ya yer ya da Antep'e gider çalışır. Ya da gelir burada yemek ya yer. Ya da burada bir kısmı da gelir böyle güzel yemekler yemeye çalışır. Parası cebinde olan da. Nasip o da yiyesin ya. Halın ola da yiyesin maşallah şuna bak ya. Halın ola da yiyesin. Şekerim olmuyor bilmem ne olmuyor gene de yiyesin. Ya Allah gözünü verecek. Evet ya. Ömer abi vallahi her şey çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Böyle güzel bir atmosfer, böyle güzel bir mekan. Havalı bir yer. Aynı zamanda lezzetler de mükemmel. Evet. Vallahi bence yolu düşen herkesin mutlaka Gaziantep'e 25 kilometre uzaklıkta merkez yerden uzakta bir yer. Bence bu lezzeti herkes bulur. Kokuyu alan buraya gelir zaten. İnşallah. Abi İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buradan ayrılıyoruz. Biz sohbete ve lezzete devam ederken herkesi de burada bekliyoruz. Şimdilik alasmalık diyoruz. Canlar paresi yine kuşan gel yanıma canlar paresi.